Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün pazar, pazar gününü boş geçirmeyelim dedik. Hep beraber bir eğitim videosu çekelim. Hem biraz bilgilenelim, hem şöyle pazar günü çayımızı da içelim arkadaşlar. Şimdi, değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey, şehitlerimiz var. Şehitlerimize, evet Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şehit ailelerine de Allah gani gani sabır, ihsan eylesin diyoruz. Maalesef bunları söylemekten başka insanın eline başka bir şey gelmiyor değerli arkadaşlar. Çünkü bu işlerde söz sahibi insanlar var, karar alıcı mekanizmalar var. Yani isteklerimizi, şikayetlerimizi onlara bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Ne düşünüyorsak. Çünkü burada biz sadece bunları söylemekten öte bir şey diyemiyoruz. Elbette fikirlerimiz var. Fakat bu konu hakkında çok fazla konuşursak çok fazla istemediğimiz noktalara gidebilir. Borsa ve finans konusunun dışına artık siyasete girmiş oluruz. O yüzden buna girmek istemiyorum. Sadece Allah mekanlarını cennet eylesin. Kışıklar içerisinde uyusunlar. Peygamber Efendimize komşu olsunlar diyoruz. Başka da bir şey elimizden gelmiyor dua etmekten başka. Değerli arkadaşlar, şimdi piyasada yanlış bilinen doğrular var. Diyoruz ya bu para babaları, bu finansörler, bu spekülatörler, manipülatörler bunları söylüyoruz ama bunlar kimdir? Neyin nesidir? Şimdi en geniş, parası en az olan küçük yatırımcıdır arkadaşlar. Onun üstünde biraz palımtlar vardır. Yani küçük yatırımcılar içerisinde böyle biraz titrelmiş tabiri caizse küçük yatırımcılar içerisinde Finansal yönetilebilen varlıkları 10 milyon TL ve üzerinde olanlar, 20 milyon TL civarında olanlar bunlar böyle biraz palamut gibilerdir. Bu palamutların üzerinde balinalar vardır. Yani bu balinalarla beraber aracı kurumlar vardır. Aracı kurumların parası nispi olarak fazladır ama sayı olarak azdır değerli arkadaşlar. Onun üzerinde patronlar vardır. Patronların üzerinde manipülatörler, spekülatörler, spekülatörlerin üzerinde aracı yatırım bankaları yani nedir yatırım bankaları Bofa, Citibank, Deutsche gibi yatırım bankaları vardır. Bu yatırım bankalarının üzerinde işte asıl para babaları vardır arkadaşlar. Bu para babaları kimdir? Neyin nesidir? Neyin fesidir? Bunları açıklayacağım. Yani Bofa'nın üzerinde, Citibank'ın üzerinde ve Deutsche Bank'ın üzerindeki adamlar kimlerdir? Neyin nesidir? Bunları ifade etmeye gayret edeceğim. Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere dünyada bine yakın bu büyük irili buraklı fonlar var. Yani ortalama 5 milyar dolardan başlıyorlar, yukarıya doğru gidiyorlar. Bin tane büyük fonlar var. Bunların ilk üç büyük fonu Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar. Bu üç büyük fonlarından birincisi BlackRock'tır. İkincisi Vanguard'tır. Üçüncüsü Pimco'dur. Bunların sahipleri bile belli değildir arkadaş. Yani... CEO'ları vardır, kurucuları vardır, bilmem neyin vardır, founder vardır, CEO vardır, yeni yetkili adamı vardır ama arkadaş bu adamlar şimdi ben şöyle bir şey çıkarayım arkadaşlar. Şöyle bakın Vanguard yaklaşık özür dilerim BlackRock 10 trilyon dolarlık varlık yönetiyor. Bakın 10 trilyon dolar. Geçen gün BlackRock 12,5 milyar dolara bir finans şirketi satın aldığını sizlerle paylaşmıştım. 12,5 milyar dolar bu adamlar için bizim için Adana kebapçısına gidip Adana kebabı yedikten sonra üzerine garsona bıraktığımız 50 liralık bahşiş gibidir. Yani 12,5 milyar dolar bizim için 50 lira neyse adamlar için 12,5 milyar dolar budur. Yani ölçeklendirirsek böyledir. 10 trilyon dolarlık varlığa sadece BlackRock hükmediyor. Bugün Fed'in bilançosu ne? Bugün Fed'in bilançosu 10 trilyon dolar bilion 9,8 trilyon dolar. Bu adamın yönettiği varlık elindeki miktar 10 trilyon. Ver benim param lan dese FED'e FED veremez. Dünyadaki para veremez. Dünyadaki paralar dolarla bilirse FED şıkır şıkır para basmak zorunda kalır. FED'in para basma makinelere arızalanır. Bu kadar. Bu sadece bir tanesi. Birincisi. İkincisi Vanguard. Ha bu BlackRock'ın merkezi bakarız yine şeyden okuruz arkadaşlar Wikipedia'dan. Vanguard'da 1975'lerde founded kurulmuş filan deniyor. Pennsylvania merkezi. Sanırım Black Rock New York. Black Rock New York'ta. Vanguard'da Pennsylvania'da. 1975'te kurulmuş. Yine bunda sahibinin ortada kim olduğu belli değil. Bu da yaklaşık 8.1 trilyon dolarlık varlığa hükmediyor. 8.1 trilyon dolarlık varlığı yönetiyor. Finansman şirketlerinde, hisselerde, varlıklarda, gayrimenkullerde, ne bileyim, hisselerde, binalarda, her şeyde, her bir hatta. Dünya üçündük. İkisi ne etti? Bakın 10 trilyon. Hadi ona da 8 diyelim. 18 trilyon dolar. Üçüncüsü Pimco. Pimco Kaliforniya merkezli arkadaşlar. Bu da 1970'lerde kurulmuş. Yani bundan yaklaşık bir 55 yıl önce falan kurulmuş. Bu da 2 trilyon doların üzerindeki varlığa uluslararası piyasalarda hükmediyor. Pimco Şimdi sadece bakın dedim ki bine yakın böyle irili ufak ufaklı fon yöneticileri var. İlk üçü bu. İlk üçünün yönettiği varlığı, yönettiği varlıkları bakalım arkadaşlar. 10, 18, 2 daha 20 trilyon dolar. Bakın BlackRock, Vanguard ve Pimco'nun yönettiği global çaptaki dolar 20 trilyon dolar. Dünyada kaç trilyon dolar var? Hepsi toplasan, üst üste koysan... 9.8 trilyon dolar. Daha açığı var. Yani bu adamlar gayrimenkullerini satsa, hisselerini satsa, altınlarını satsa, değerli madenlerini satsa, ne bileyim, satılabilir e, menkul kıymetlerini satsa, ver lan benim dolarımı dese dünyada o kadar dolar yok. Bunlar değil ülke. Bunlar FED'i batırır arkadaşlar. O yüzden ey Moody's, ey Amerika ...falan demeden önce iyi düşünmek lazım. Yani biz bu ekranlardan diyoruz ya arkadaşlar. Yani adamlar 1700'lü yıllarda, 1800'lü yılların sonunda yani Osmanlı daha bu Balkan harplerine falan girerken biz kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Bu adamlar sermayeyi toplamışlar. Ve sermayeyi özellikle dünya global ölçekteki İngiltere'deki pound'u, pound çünkü o zaman pound sterlin'di dünya parası. İngilizlerin elinden aldılar. Ve Amerikan Doları dediler. İşte o zaman Saddam da çıktı. Saddam da dedi ki ben arkadaşlar Bundan sonra petrolümü bir düşünsenize. Ya altının onsu dolarla. Gümüşün onsu dolarla. Kahvenin kilogramı dolarla. Çeliğin tonu dolarla. Petrolün varili dolarla. Niye dolarla? Niye euroyla değil? Niye sterlinle değil? Değil mi? Yani petrolün varili sterline satılamaz mı? Altının onsu euro ile satılamaz mı? Satılamaz. Çünkü Amerikan endüstrisi bunu bekçidir. Yani Amerikan dolarının bekçisidir. Ve bunun içinde Amerikan endüstrisi silah sanayine dayalıdır. Ve bu iş eğer siz Amerikan dolarının küresel ölçekte bir global para sisteminden çıkartmaya çalışırsanız Amerikan'ın silah endüstrisiyle tanışırsınız. Ve size demokrasi gelir demokrasi getirmeye çalışırlar. İşte Irak'ta da aynen öyle oldu. Yani ne oldu? İşte Saddam kalktı dedi ki o zaman ben dedi Petro, Irak'taki petrolleri varilli euro ile satacağım. O zaman euro da yeni kuruluydu. O zaman Avrupa Birliği değil Avrupa ekonomik topluluğuydu. Avrupa böyle iki kutuplu Rusya Amerika'dan ziyade Avrupa üçüncü bir kutup olmak istiyordu. O zaman işte Avrupa ekonomik toplum AET'yi kurmuşlardı ve bir bayrak yaptılar ortak bir bayrak ve ortak bir marş yaptılar Avrupa Birliği marşı yani o ileride şey olacaktı şeye evrilecekti Avrupa Birleşik Devletleri'ne evrilecekti ve Amerika'nın ve Rusya'nın karşısında üçüncü bir kutup olarak çıkacaktı ama İngiltere oyunun içinden çıkınca zaten İngiltere en büyük ortaklardan biriydi. Ben oynamıyorum. Ben bayrağımı da kabul etmiyorum. Avrupa Ekonomik Toplumu'nda kabul etmiyorum. Euro'yu da kabul etmiyorum deyince zaten o Avrupa Ekonomik Toplumundan Avrupa Birliği olmuştu. Avrupa Birliği'nden de Avrupa Birleşik Devletleri'ne doğru evrilecekken olmadı. Zaten Amerika'da bunu pek fazla müsaade edeceğini sanmıyorum. Yani global ölçekteki para birimini Euro'ya çevirtirecek bir potansiyel Avrupa'da yok arkadaşlar. Öyle olunca şimdi bunları bir Wikipedia'dan bir okuyalım arkadaşlar ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi bakın BlackRock burada arkadaşlar. BlackRock New York merkezli global yatırım yönetim şirketidir. 1988'de başlangıçta bir risk yönetim ve sabit gelirli kurumsal varlık yöneticisi olarak kullanan BlackRock 10 trilyon dolara ulaşılan yönetilen varlıklar 2023 yılı itibari dünyanın en büyük varlık yöneticisidir. <laughs> tamam mı? Bu burada. Vanguard'a bakalım. Vanguard Grup Amerika Birleşik Devletleri merkezli kayıtlı yatırım danışmanı şirketidir. 1 Mayıs 1925 tarihinde John Bogie tarafından kurulmuştur. Şirketin merkezi Pensilvanya'nın bilmem ne kasabasıdır. Bunlarda da arkada bu da yaklaşık ne kadarlık? Bu da bakın yönetilen varlıkla şurada yazıyor 8.1 trilyon fazla video uzun olmasın diye. Bir de PIMCO var arkadaşlar. Bu da PIMCO da Kaliforniya kuruluşludur. Yani 55 yıl önce 1970'lerde kurulmuş. Pacific Investment Management Company is American Investment Management. PIMCO manage investments in many asset classes such as fixed income, equalities, communities, assets, ETFs, hedge funds ve ne kadarlık arkadaşlar? Ee, activity managing more than 2 trilyon dolar. Yani 2 e, trilyon dolardan fazla varlığı PIMCO yönetiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben onu diyorum. Yani önce eğer bir şeyle mücadele edeceksek, ona rakip olacaksak onu iyi tanımamız lazım. Yani bu nasıl olur bilemiyorum. Yani bunlarla nasıl mücadele edilir? Hangi noktalarda biz bunlarla şey yapabiliriz? İşte piyasayı yapan, Para babaları bunlardır değerli arkadaşlar. Bunlar bunlar direkt işin içine girmezler. Gelip de Türkiye'den Vanguard, BlackRock direkt hisse almaz. Kimi kullanır? Bofa'yı kullanır. Yani kendini gizler. Bofa, Bofa'ya der ki arkadaş al sana bir 5 milyar dolar. 5 milyar dolar onlar için hiçbir şeydir. Türkiye'de benim için fon al der ve Bofa'da alanı geniş bulur. Dık dık dık, dık, dık at koşturur arkadaşlar. <laughs> Olay böyledir. Yani Citibank direkt gidip almaz hisseyi. Bir aracı kurum, Türkiye'deki aracı kurumlarla işte A1 ile, Info ile onlara biraz para verir. Citibank. Onlar da BOFA gibi yatırım bankalarıdır. Deutsche Bank filan. bizim yatırım aracı kurumlarını kullanırlar. Ancak dediğim gibi bu piyasa yapan bu büyük fonlardır. Onun arkasında yatırım bankaları vardır. İşte bunlarla beraber manipülatörler, spekülatörler vardır. Onların altında aracı kurumlar vardır. Patronlar vardır. işte balinalar vardır. Palamutlar vardır ve bizler de küçük yatırımcı olarak hamsiler oluyoruz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler sadece karşılıklı sohbet niteliğindedir. İyi hafta sonları dilerim.